Sayın seyirciler, Yahudi ve Hristiyanların İslamiyet hakkında ve onun tebliğ eden son peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hakkındaki iddialarının, değerlendirmelerinin hangi istikamette olduğunu Cenab-ı Hak şu ayet-i kerimeyle açık bir tarzda ortaya koyuyor. Estaizu billah, bismillah. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Hristiyanlar senin kendilerine yaptığın çağrıdan, senin durumundan hiçbir zaman hoşnut ve razı olmayacaklardır. Ta ki sen onların dinine tabi oluncaya kadar. Ancak sen onların dinine tabi olduktan sonradır ki onlar seni benimseyecekler, senden razı olacaklardır. Aksi takdirde onların sana rıza göstermeleri, seni kabul edip benimsemeleri mümkün değildir buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki bu konudaki ölçüyü Cenab-ı Hak çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Yahudi ve Hristiyanların İslamiyet hakkındaki bu taassupla körü körüne takındıkları tavır tamamen budur. Onlar kendi dinlerine, kendi inançlarına uygun ve muvafık bir inanç Peygamber Efendimiz'den görmedikten sonra onu benimsemeleri, onun peygamberliğini, onu tanımaları hiçbir zaman mümkün değildir. Ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Kul inne hudallahi huvel huda. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e hitaben buyuruyor ki sen şunu söyleyeceksin onlara cevap olarak. Allah'ın hidayeti gösterdiği yol doğru yoldur. Doğru yol, müstakim yol, Allah'ın razı olduğu yol, Allah'ın gösterdiği yoldur. Sen bunun böyle olduğunu ifade et. Sizin kuruntularınız, sizin düşünceleriniz, iddialarınız değil. Gerçek, doğru, Allah'ın kabul ettiği hakikat, Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği yoldur. Allah'ın öğrettiği ve gönderdiği dindir, İslamiyettir. وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki yine وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ Sen onların bozuk inançlarına ve dinlerine eğer uyacak olursan, ittiba edecek olursan, haşa onların bozuk inançlarını kabul edecek olursan, ba'dellezî câeke minel ilmi, sana ilim geldikten, hakikat bildirildikten sonra onların sapıklıklarına kapılacak olursan, mâ leke minallâhi min veliyyin ve lâ nasîr. Allah tarafından, Allah'tan yana senin ne bir dostun ne de bir yardımcın olacaktır. Allah'tan bir yardım beklemen için sebep kalmayacaktır. Çünkü sen göz göre göre yanlışın içine dalmış, dalalete ve sapıklığa girmiş olursun. Demek ki ayet-i kerimede وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ Andolsun ki eğer sen onların sapık düşüncelerine, yanlış inançlarına ittiba eder, uyacak olursan, ehva kelimesi, burada millet kelimesi nasıl din, hakiki din manasına kullanılıyorsa, ehva kelimesi de sapık ve yanlış din manasına kullanılmaktadır. Onların yanlış düşünceleri, yani onların dinlerinin, inançlarının hatalı olduğu, sapık olduğu, yanlış olduğu ehva kelimesiyle ortaya konulmuş oluyor. Onlar hakikaten, gerçekten sapık ve aslı olmayan bir inanç ve din üzeredirler. Kendilerine bildirilen dini bozmuşlardır. Kendi heva ve heveslerine, kendi arzularına göre
tebdil etmişlerdir, değiştirmişlerdir, tahrif etmişlerdir. Bu bakımdan onların bu uydukları inançlar, bunların tabi oldukları inanç ve akideler bozuktur buyuruyor Cenab-ı Hak. Sen de onların bu bozuk inançlarına eğer uyacak olursan Allah katında senin herhangi bir şekilde yardımcın ve Cenab-ı Hak tarafından sana gönderilen bir dostun da olmayacaktır. Sana yardım edecek hiç kimse bulunmayacaktır. Hiçbir kimse de gerçek manada senin dostun olmayacaktır buyuruyor Cenab-ı Hak. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkıyla okurlar, tilavet ederler. O kitabın muhteviyatını görür ve anlarlar. اُلَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ Onlar okudukları o kitabın muhtevasını anladıkları kitabın içinde yazılanlara, bildirilenlere iman ederler. Ona inanırlar, iman ederler. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ O kitabın içindekileri kim inkar ederse, onu kim yalanlayacak olursa, inkar edecek ve o kitabın içindekileri reddedecek olursa, ona inanmayacak olursa, işte onlar da gerçek manada husrana uğrayan, zarar edenlerden olacaktır buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya beni İsrail, ezkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alel alemin. Ey İsrail oğulları, ey Yakup aleyhisselamın çocukları, dedelerinden, atalarından, büyük gelmiş geçmişlerinden son derece seçkin insanlar, peygamberler gelen ve Allah'ın emirlerini insanlara duyurmakla mükellef bahtiyar kimselerin çocukları, onlara geçmişlerini hatırlatarak Cenab-ı Hak onların ne kadar şerefli bir maziye sahip olduklarını, ne kadar kıymetli atalara sahip olduklarını bildirerek onları ikaz ediyor Cenab-ı Hak. اُذْكُرُوا نِعْمَتِيَ اللَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ Size ihsan ettiğim nimetlerimi hatırlayınız. Ne imkanlar bahşetmiştim. Ne büyük nimetler ihsan etmiştim size buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve enni faddaltukum ala alemin. Ve sizi bütün insanlara, bütün mevcudata, bütün mahlukata, diğer varlıklara üstün kıldığımı, onlardan daha faziletli, daha şerefli bir hale getirdiğimi de hatırlayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Size hakikaten müstesna imkanlar bahşetmiştim. Bütün bu nimetleri düşünün ve nankörlükten vazgeçin. Küfranı nimete düşmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak İsrailoğullarına. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Öyle bir günden sakınınız, korkunuz, çekininiz ki öyle bir gün gelecek ki o günden, o günün dehşetinden sakının. O günün özellikleri şudur buyuruyor Cenab-ı Hak. La tecri nefsün an nefsin şeyen. Hiçbir varlık diğer birisine bir fayda, bir menfaat, bir kurtuluş, bir imkan, bir karşılık sağlayamaz. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ Hiçbir kimseden bir fidye, kurtuluş için ödeyeceği bir miktar, bir değer kabul edilmez. Fidyeyle, bir karşılık ödemek suretiyle içine düştüğü sıkıntıdan kurtulma imkanına kimse sahip değildir. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ Hiçbir kimseye de başkaları tarafından bir yardım kabul edilmez. Şefaatçi olma, o kimse hakkında yardımcı olma imkanı sağlanmaz ve böyle bir imkan düşünülemez. Yoktur buyuruyor Cenab-ı Hak. Şefaat yoktur. Ve lahum yunsarun ve o gün insanlar başkaları tarafından bir yardıma da mazhar olmazlar. Kendilerine yardım da edilmez.
Böyle bir yardım imkanına da sahip değillerdir. Ne şefaatçi bulabilirler, ne fidyeyle kurtuluş imkanları vardır. Hiçbir nefis bir başkasına herhangi bir şekilde yardımcı olma, ona bir karşılık ve bir imkan sağlama durumunda değildir buyuruyor Cenab-ı Hak. Şu halde o gün herkesin nefsi nefsi dediği, kendi başının derdine ve çaresine düştüğü, kendini kurtarmaktan başka bir şey düşünmediği bir günde insanlar bulunacaklardır. İşte bugünün dehşetini bugünden düşünerek ona göre hazırlanın. Onu o günün dehşetinden kendinizi kurtaracak imkan ve çareleri bugünden hazırlamaya gayret edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Takva üzere bulunun, Allah'ın emirlerine saygılı olunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte bu ayeti kerimede de bildirildiği gibi insanlar hakikaten bir gün böyle sıkıntılı, hiç kimsenin yardım ve desteğini sağlayamayacakları, hiçbir kimseden muavenet ve yardım alamayacakları, tek başına kalacakları günün dehşetini düşünerek bugünden hazırlıkta bulunmaları icap ettiği onlara hatırlatılıyor. Daha o gün gelip çatmadan evvel, o dehşetli manzara ile karşı karşıya kalmadan önce Cenab-ı Hak kullarını ikaz ediyor, uyarıyor, haberdar ediyor. Öyle sıkıntılı bir hal gelip çattığı zaman insan, eyvah, ben böyle bir durumla karşılaşacağımı bilmiyordum, karşı karşıya kalacağımdan haberim yoktu diyemeyecektir. Çünkü bu dünyada ona her şey hakkıyla haber verilmiş. Daha elinde imkan varken aklını başına alma, çaresini ve tedbirini alma fırsatı elindeyken insanoğlu uyarılmıştır. Bütün bu uyarılardan sonra aklını başına alması lazım. Bu dünyadayken bir takım zararların telafisi mümkün iken insanın tedbirini alması ve hazırlıklarını yapması lazım. İşte bunu Cenab-ı Hak hatırlatıyor. Vetteku yevmen la tecci nefsün an nefsin şeyen. Hiçbir nefis diğerine herhangi bir karşılık, bir menfaat sağlayamayacağı bir gün var. Ve o günde fidyeler kabul edilmez. Hiç kimseden şefaatçi olmak, başka bir kimseye yardımcı olmak, aman tavassut edeyim, aracı olayım da bu da benim sayemde kurtulsun diyeceğiniz bir imkana sahip değilsiniz. Kimsenin kimseden yardım alamayacağı bir gün var. İşte bugünün dehşetini Cenab-ı Hak bütün tafsilatıyla ortaya koyuyor. Ona göre aklınızı başınıza alınız, tedbirinizi bu dünyadayken hazırlayınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah-u Teala Hazretleri işte daha önce nimetlerini hatırlatıyor. Bu nimetlere küfranda bulunulmaması icap ettiğini bildiriyor İsrailoğullarına. Onlara tanılan imkanların ve fırsatların büyüklüğünü onlara tekrar hatırlatıyor. Arkasından da bütün bu imkanlardan sonra yarın böyle böyle bir günle karşı karşıya kalacaksınız. O günün dehşetini yaşamadan önce şimdiden hazırlıklarınızı yapınız buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte Allah'ın rahmet ve re'feti bu kadar geniştir. Kullarına son derece merhametlidir Cenab-ı Hak. Onları böyle birdenbire azaba yakalanarak çaresiz kalmasınlar diye daha bu dünyadayken Cenab-ı Hak ikaz ediyor, uyarıyor. Ve böylelikle her türlü vesileyle onların akıllarını başlarını almalarını, zararın neresinden dönülürse kârdır fehvasınca bir an evvel hayra, Allah'ın rızasına uygun işlere dönmelerini sağlamak için Cenab-ı Hak onları adeta peygamberleri vasıtasıyla doğru yola çekiyor. Onların ellerinden tutarak aman felakete gitmeyin diyerek Cenab-ı Hak onları hayır yoluna adeta celbediyor. Uzak, şerden de uzaklaştırmak için onları adeta Cenab-ı Hak her türlü
tedbirlerle, her türlü uyarılarla ikaz ederek doğru yola davet ediyor. Allah Cenab-ı Hak hepimizi rıza ibadesine uygun yolda bulunmakla şereflendirsin.